mensupları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen son görüşmede Sayın Genel Başkanımız vatandaşın ekonomik sıkıntılarını gündeme getirmişti. Bunun üzerine partimizin ekonomideki önerilerini iletmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı ile bir görüşme planlanmıştı. Bu kapsamda bugün Sayın Mehmet Şimşek ile görüşmemizi gerçekleştirdik. Öncelikle Sayın Bakan'a Misafirperverliği için teşekkür ederim. Biz iktidarın milletin yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olacak değiliz. Yine biz iktidarın bundan sonra yapacaklarına bir kredi açacak da değiliz. Biz temsil ettiğimiz kitlelerin haklarını savunmak, toplumun acil sorunlarını bizzat muhatabına iletmek ve bedeli ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yapıcı muhalefet anlayışıyla daha önce kamuoyuna açık olarak söylediğimiz şeyleri paylaştık. Görüşmede dört ana talep ettik. Asgari ücreti arazam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak tarım kanununun öngördüğü şekilde yüzde bir oranda çiftçilere ödenmesi, bu kapsamda şimdiye kadar açıklanmış olan çay ve buğday gibi alım fiyatlarının güncellenmesi, ve dördüncü olarak da ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi. Biz bu önerilerimizi sunduk ve takipçisi olacağız. Görüşmeye dört talep ile gittik. Ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük. Değerli basın mensupları, uygulanmakta olan ekonomik programın Türkiye'de nasıl bir bölüşüm şoku yarattığını hepimiz çok yakından biliyoruz. En üst gelir grubunda yer alanların gelirlerinde ciddi şekilde artış olurken düşük gelirlerin gelirlerinde bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zenginlerin zenginleştiği, yoksulların yoksullaştığı bir dönemdeyiz. Uygulanan ekonomik politikanın temel hedeflerinden bir tanesi ki bunu sık sık e, ekonomi yöneticileri açık olarak ifade ediyorlar. Yurt içi talebin dengilen, dengelenmesine yönelik tedbirlerin alınması. Oysa biz biliyoruz ki Türkiye'de talebin önemli bir kısmı üst gelir grubunda yer alanlardan kaynaklanmaktadır. Düşük gelir grubunda yer alan nüfusun neredeyse yarıya yakınının burada bir sorumluluğunun olmadığını biliyoruz. Örneğin nüfusun gelirden en fazla pay alan yüzde beşlik diliminin gelirinde meydana gelen artış ülkenin ülke nüfusunun yarısının yüzde ellisinin gelirindeki artışın neredeyse yedi katı. Harcamalar açısından baktığımızda da aslında Türkiye'de paranın önemli bir kısmını üst gelir grubunda olanların yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla talebi dengelemek için ya da baskılamak için düşük gelir grubunda yer alanların gelirlerindeki artışı, işte örneğin ücret artışlarının sınırlanması, emekli aylık artışlarının sınırlanmasının doğru olmadığını görüyoruz. Bunu da Sayın Bakan'la çok açık bir biçimde ifade ettik. Şimdi ben özellikle biraz önce sıraladığım başlıklar çerçevesinde Sayın Bakan'a yaptığım, e, yani ilettiğim, onunla paylaştığım konuları biraz detaylı bir biçimde sizinle paylaşmak istiyorum. Biz enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısına zam yapıl, yapılmamasını şiddetle reddediyoruz. Bizim buna razı olmamız söz konusu değil. Çünkü yılın ilk beş ayında gerçekleşen yüzde yirmi iki buçukluk enflasyon, haziran ayında çıkacak enflasyonu düşündüğümüzde neredeyse asgari ücreti satın alma gücünün ilk altı ayda dörtte bir oranında azalacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu Sayın Bakan'a ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarda bir artış yapılmasının da zorunlu olduğunu ifade ettik. Her ne kadar emekli aylık artışlarında yasadan gelen, özellikle Bağkur ve SSK emeklileri için yasadan gelen enflasyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artışın yapılmasını refah payı olarak adlandırabileceğimiz işte örneğin ilk çeyrekte ortaya çıkan büyüme rakamı kadar bir ilave artışın yapılması gerektiğini söyledik. Ancak memur emekliler açısından durumun çok daha olumsuz olduğunu da ifade ettik. Şöyle ki memur emekli aylıklarındaki artış enflasyon farkı artı sözleşmeden gelen diye bir ifade kullanılıyor biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla yılın ilk yarısında sözleşmeden gelen kısım İlk 6 ayda ortaya çıkacak enflasyon verisinden düşüldükten sonra ikinci 6 aylık döneme denk gelen sözleşme farkı eklenecektir. Böyle bir uygulamanın yapılması durumunda aslında memurların ve memur emeklilerinin alacağı ücret artış oranı yüzde yirmi gibi bir seviyede kalacaktır. Bunun yetersiz olduğunu ifade etmek isterim. Benzer şekilde Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Hatırlarsınız e, kamu çalışanlarına, memurlara seyyanen yapılan bir zam vardı. Biz bunu aynen memur emeklerine de uygulayacağız demişti. Ama maalesef üzerinden bir yıl geçmesine rağmen memur emeklerine bunun uygulanmadığını biliyoruz. Bunun da uygulanması gerektiğini Sayın Bakan'a ifade ettiğimizi sizinle paylaşmak istedim. Benzer şekilde tarım konusundaki düşüncelerimizi paylaştık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarımın çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Sadece tarım sektöründe çalışan milyonlarca çiftçimiz ve buradan geçimini sağlayanlarla sınırlı değil, tarımın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu, bir ülkenin birinci amacının vatandaşlarının uygun maliyetle gıdaya erişebilmelerini sağlamak olduğunu bugün Sayın Bakan'la da paylaştık. Dolayısıyla tarımsal desteklerin bir maliyet unsuru olarak görülmemesini aslında ulusal stratejinin bir aracı olarak görülmesi gerektiğini de ifade ettik. Ancak maalesef üzülerek görüyoruz ki şimdiye kadar iktidar tarafından sağlanan tarımsal desteklerin oranı tarım kanununda belirtilen yüzde birlik seviyeye ulaşmamıştır. Biz görüşmeye gitmeden önce hesaplamasını yaptık. Yani milli gelirin yüzde biri kadar destek olsaydı ne kadar olurdu? Verilen destekler ne kadardır diye baktık ve yaklaşık 90 milyar dolarlık, ama tam rakamını ifade etmek e, gerekirse 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını görüyoruz 2006 yılından bugüne kadar. Ama ilginç bir biçimde bu dönemde yani e, bu desteklerin verilmediği dönemde ya da milli gelir'e oranı olarak eksik verildiği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paraya e, paranın ne kadar olduğuna ilişkin verilerde Sayın Bakan'ın dikkatine bir kez daha sundum. İşte örneğin son 22 yılda biz 103 milyon ton buğday ithal ederek 29 milyar dolar, ayçiçeğinde son 22 yılda 14 milyon ton ayçiçeği ithal ederek 8 milyar dolar, pamukta 18 milyon ton ithal ederek 32 milyar dolar çeltik ve pirinçte 6,5 milyon ton ithal ederek 3.2 milyar dolar. soya da 22 milyon ton ithal ederek e, özür dilerim 39 milyon ton ithal ederek 18 milyar dolar ödedik. Hatta şeker bile ithal ettik. 1.4 milyar dolar bunun için para ödedik. Bu rakamları alt alta yazıp topladığınızda yaklaşık verilmeyen tarımsal destek miktarına denk geliyor. 90 milyarın bir miktar üzerinde bir tutara denk geliyor. Dolayısıyla bizim çiftçimizden esirgediğimiz parayı aslında biz yurt dışındaki çiftçilere bir anlamda transfer etmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bunların iyileştirilmesi gerektiğini, çiftçilerimize yeterli desteğin verilmesi gerektiğini söyledim. Biraz önce ifade ettiğim gibi çay fiyatını ve buğday fiyatı olarak açıklanan rakamların yetersizliğinden de Sayın Bakan'a bahsettim. O da bütün bu anlattıklarımı dinledi. Tabii önemli konulardan bir tanesi Sayın Genel Başkanımız da bunu çok sık ifade ediyor. Bu vergide adaletin sağlanması, vatandaşların ya da insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesi konusundaki görüşlerimizi de paylaştık. Bugün Türkiye'deki vergi sisteminin adaletli olmadığını aslında ödenen vergilerin ekonomik güçle ilişkili olmadığını, özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede Sayın Bakan'a e, düzenleme yapılması gerektiği konusunda bazı öneriler de bulundu. Örneğin şu anda gelir vergisi dilimleri belirlenirken asgari ücret düşülerek bu dilimler belirlenmiyor. Her ne kadar asgari ücret gelir vergisine muaf olsa da dilimlerin hesaplanmasında asgari ücretin dikkate alınıyor olmasının vatandaşın bir üst gelir dilimine çıkma süresini kısalttığını, dolayısıyla Ocak ayında aldığı maaş ile Aralık ayında aldığı maaş arasında ciddi bir fark olduğunu e, ifade ettim. Bu vergi dilimlerinin belirlenmesinde asgari ücret düşüldükten sonraki kısmın dikkate alınması gerektiğini ifade ettim. Şimdi vergilerin ne kadar ağır olduğunu, özellikle düşük gelir grubunda yer alanların ne kadar yüksek vergi ödemek durumda kaldığını, özellikle uygulanan politikaların ve mevcut ekonomik koşulların yarattığından hareketle çok somut örnekler üzerinden bunu Sayın Bakan'la paylaştım. Biliyorsunuz iktidarın Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinden sonra ilk yaptığı şey faiz oranlarında ciddi artışa gitmek. Bugün politika faiz oranının yüzde elli oranda olduğunu biliyoruz. Ama en yüksek artışın özellikle düşük gelir grupların çok sık kullandığı kredi kartlarında ve ek hesap olarak adlandırılan kredili mevduat hesaplarının faiz oranlarında olduğunu biliyoruz. Kredili mevduat hesaplarına aylık %5 beş bir faiz uygulanmaktadır. Ama daha vahim olanı bu hesaplar üzerinden ya da kredi kartları üzerinden kullanılan kredilere ödenen faizin %30'u kadar verginin de vatandaşın omuzlarına yüklenmiş olması. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Şöyle düşünün. Emekli bir vatandaşımız maaşı yetmediği için ek hesabından aylık 1000 lira, 1500 lira para çekiyor. Ona faiz ödüyor. Aylık yüzde %5 ve bu %5'lik faizin %30'u kadar da devlete vergi ödüyor. En alt gelir grubunda yer alan, ihtiyaç sebebiyle bu kredileri kullanmak zorunda kalan vatandaşların omuzlarına bu kadar ağır vergi yükü yüklenmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını, bunun bir an önce de bir an önce sıfırlanması gerektiğini Sayın Bakan ifade etti. Şimdi birkaç veri paylaşayım sizinle. Sayın Bakan'a da ifade ettiğim için sizinle paylaşmak istiyorum burada. Şimdi iktidar şöyle düşünüyor. Biz kredinin maliyetini artırırsak vatandaş kredi kullanmaktan vazgeçer. KMH'ların ya da ek hesapların faizinin artırılması ya da kredi kartı faizlerinin artırılması bu çerçevede yapılan işte. Oysa biz biliyoruz ki muhtaç olan insan kredinin maliyetine bakma imkanına bile sahip değil. Nereden biliyoruz muhtaç olduklarını? Mesela KMH'lardaki bu ek hesaplardaki artış tutarına baktık. Bu faizin bu kadar yükselmiş olmasına rağmen Buradaki verginin Sayın Bakan Şimşek tarafından yüzde yüz artırılmış olmasına rağmen geçtiğimiz Temmuz'da bu yapıldı biliyorsunuz. KMH'lerde biriken borç tutarı 116 milyar liradan 7 Haziran itibariyle 260 milyar liraya yükselmiş durumdadır. Dolayısıyla vatandaş gerçekten geliri yetmediği için bu hesapları kullanarak yüksek faizler ödemek zorunda bırakılıyor. Benzer şekilde ödediği yüksek faiz üzerinden yüksek oranda vergi de ödemek durumunda kalıyor. Ben kabaca bir hesaplama yaptım. Bu veriyi bakanla paylaştım. Bu krediler ortalama bir ay süresi var ek hesapların. Çünkü hesaba para yattığında bankanın ilk tahsil ettiği rakam bunlar. Dolayısıyla ortalama vadesi ne kadar olabilir diye düşündüm. 260 milyar liralık kredinin ek hesaplardan bahsederek söylüyorum. Sürekli yenilendiğini düşünürsek vatandaşımız bankalara ödediği faiz üzerinden iktidarın aldığı yani vatandaş üzerine yüklediği vergiler aracılığıyla yaklaşık 2 milyar lira her ay en düşük gelir grubunda yer alan ya da bu hesapları kullanmak durumunda kalan vatandaşlardan vergi alıyor. Bunun kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Benzer şekilde kredi kartlarındaki miktarın son bir yılda %163 oranında arttığını, bunun bir tercihten değil, zorunluluktan kaynaklandığını, kredi kartlarını kullananların bu... E, Taksitsiz kredi kartı borcuna ilişkimi verdiğim oran yani belli bir ödeme periyoduna bağlanmamış. Dolayısıyla her ay faizin işlendiği hesaplardan bahsediyorum. Bu hesapları kullananların sadece düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar değil ama krediye erişmekte zorluk çeken esnafların da bunları kullandığını, yüksek oranda faiz ödemek durumunda kaldıklarını ve yüksek faiz üzerinden ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya kaldıklarını Sayın Bakan'a ifade ettim. Ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını, bu vergilerin sıfırlanmasını, kredi kartı ve kamyaşlarda uygulanan faiz oranlarının da makul seviyeye indirilmesi gerektiğini ifade ettim. Bir başka konu Sayın Bakan'la paylaştığım. Şimdi biliyorsunuz 2006 yılında Türkiye'de vergi kanunu yapılan bir düzenleme ile yurt dışında vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelere, giden para üzerinden yüzde %30 oranında vergi alınmasına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu hepinizin bildiği bir şey. Fakat bu düzenlemenin hayat bulabilmesi için ver, e, vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerin listelerinin yayınlanması gerekiyor. Bu listenin Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanması gerektiği ilgili kanun metninde açıkça düzenlenmiştir. Kanunun üzerinden 18 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bu vergi cenneti ülkelerin listesinin yayınlanmamış olmasının Türkiye'de bu ülkelere kaynak aktaranların vergilendirilmemesi sonucunu doğurduğunu, vergi adaletiyle örtüşmediğini Sayın Bakan'a ifade ettim. Benzer şekilde vergi harcaması altında vazgeçilen vergiler var biliyorsunuz. Özellikle kurumlar vergisi ya da kurumların tabi olduğu bir takım vergiler var. Bunları ifade ettim. Bunların... Ee, Tahsil edilmesi gerektiğini yani bir taraftan yoksul kesimin üzerine yüzde otuz oranında vergi uygularken ihtiyaç sahi, ihtiyaç zorunluluğu sebebiyle bunu kullanmak zorunda olanlara e, vergi uygularken yurt dışına parasını götürenlerin listesi açıklanmadığı için vergi uygulanmıyor olmasının kabul edilebilir bir iş olmadığını ifade etti. Benzer şekilde kamu özel iş biliyorsunuz bizim e, çok sık gündeme getirdiğimiz konulardan bir tanesi. Bunu Sayın Bakan'la paylaştım. Bu konuda ortaya çıkan kamusal maliyetlerin kabul edilemez olduğunu, bütçe de özellikle toplumsal refah etkileyen konular gündeme geldiğinde işte kaynak sorunu, bütçe açığı falan gibi rakamların konuşulduğunu ama kamu özel işbirlikleri konusunda herhangi bir adımın atılmadığını ifade ettim. Hatırlayacaksınız kıymetli basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projeler hayata geçirilirken cebimizden bir kuruş para çıkmayacak ifadesini kullanmıştı. Oysa sırf 2024 yılı bütçesi içerisinde 160 milyar liranın üzerine bir ödemenin bu e, işlere yapılacağını biliyoruz. Şimdi şeyde de duymuşsunuzdur, i̇şte ortalıkta dolaşan bir e, işte vergide ne tür düzenlemeler yapacaklar şeklinde bir metin var. Ben bunu Sayın Bakan'a da ifade ettim orada kamu özel işbirliği ya da yap işlet devlet şeklinde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal kurumlar kurumlar vergisi oranının %25'ten %30'a çıkarılması gibi bir düzenleme yapacaklarını ifade ediyorlar ve bu zaten kamuoyla paylaşıldı biliyorsunuz. Ben baktım aslında bu 44 tane şirketten 37 tanesi herhangi bir matrah beyan etmemiş. Yani biz hiç para kazandık dememişler. Yani biz hiç para kazanmadık demişler. Dolayısıyla bunun artırılmasının bir sonuç doğurmayacağını çünkü matrahları olmadığını, bunların gerçek anlamda vergilendirilmesi gerektiğini çok açık bir biçimde ifade ettim. Eğer Maliye Bakanlığı'nın beklentisi gerçekleşirse, sizlerin de görmüş olduğunuz o ortakta dolaşan metinde Maliye Bakanlığı'nın beklentisini yaklaşık 500 milyon liralık bir 2024 yılı için ek e, vergi olarak e, gördüğü şeyi biraz önce ifade ettiğim KMH hesaplarını, ek hesaplarını kullanan düşük gelir grubunda yer alan vatandaşların omuzlarına her ay yıkılan 2 milyar liralık vergiyle karşılaştırdığımız zaman aslında Türkiye'deki toplam e, mevcut vergi sisteminin kimin üzerine ne kadar maliyet yıktığını çok açık bir biçimde ifade ettik. Biz Sayın Bakan'a vergide adaletin sağlanması için vergilerin yüksek gelir gruplarında yer alanlardan yüksek oranda ama herkesin yani e, vergilendirmesi gerektiğini, yüksek gelir grupları dahil olmak üzere e, ifade ettik. Bu konunun takipçisi olacağımızı da beyan ettik. Bir başka konuyu e, yine Sayın Bakan'ın dikkatine sunup, şimdi siz gazeteci e, arkadaşlarımız hatırlarsınız, geçmişte böyle vergi uzlaşıları falan olurdu. Siz şu şekilde haber yapardınız, hangi şirketin ne kadar vergisi silindi falan gibi. Bu... Büyük montanlı kredi borçlarına ilişkin uzlaşmalar biliyorsunuz merkezde yapılır. Yani vergi dairelerinde değil ama bakanlık meclisinde yapılır. Son birkaç yıldır burada kiminle ne kadar uzlaşıldı, kimin ne kadar vergi borcu silindiğine dair bir açıklamayı yıllardır yapmadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşın bu kadar ağır vergi yüküyle karşı, karşı karşıya kaldıkları bir dönemde, kimlerle ne kadarlık bir uzlaşmaya gittiklerini, ne kadarlık vergiye sildiklerini ya da buna ilişkin cezaları sildiklerini e, kamuoyuyla paylaşmalarında şeffaflık açısından yarar olduğunu ifade etti. Benzer şekilde e, Sayın Bakan'a TÜİK, TÜİK biliyorsunuz Sayın Bakan'ın da e, sorumluluk alanına giren bir kurum. TÜİK'in açıkladığı verilere ilişkin eleştirilerimizin olduğunu, kamuoyunda bu verilere şüpheyle yaklaşıldığını, bu şüphelerinde haklılık payının çok yüksek olduğunu ifade ettim. Bu konuda verilerin şeffaf bir biçimde kamuoyla paylaşılması gerektiğini söyledim. Bu kapsamda sizin de çok yakından bildiğiniz gibi tüketici fiyat enflasyon hesaplanmasında kullanılan endekste yer alan 406 maddenin fiyatlarının yayınlanmadığını biliyorsunuz. Bu konuda diskin açmış olduğu bir dava var, mahkeme kararı var. Mahkeme bu verilerin yayınlanması yönünde bir karar almış olmasına rağmen TÜİK bizde böyle bir veri yok, bir fiyat verisi yok diye bir açıklama yaptı. Ben bu konuyu Sayın Bakan'ın dikkatine sundum ve şöyle bir öneride bulundum. TÜİK verilerine olan şüphenin ya yani da endişenin buna yönelik eleştirilerin ortadan kalkmasını istiyorsanız, bağımsız bir danışma kurulu ya da hakem kurulu gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından, ilgililerinden bir heyet oluşturun. Bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir biçimde incelesinler ve kamuoyuna açıklanan veriler konusundaki e, tereddütlerin ortadan kalkmasına yardımcı olsun. Geçmişte çok kısa bir süre bunun uygulandığını biliyoruz ama yeniden e, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğinin uygun olduğunu ifade ettim. E, tabii genel olarak yani ben spesifik olarak bu dört ana başlığa ilişkin şeyler söylüyorum ama genel olarak Türkiye'de mevcut yönetim modelinin yarattığı e, ekonomik anlamdaki risklerden de bahsettim. Bunları ifade ettim. Eğitim sisteminin, ekonomi, ekonominin eğitim sisteminden bağımsız bir biçimde düşünülemeyeceğini, bakan olarak sadece bütçe verilerini değil ama diğer alandaki gelişmeleri de yakından takip etmesi gerektiğini, çünkü Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün bir bütüncül kalkınmacı program çerçevesinde ancak mümkün olabileceğini, bu kapsamda eğitim, hukuk, yönetim modeli gibi konuların dikkate alınması gerektiğini ifade ettim. Evet. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde çok büyük bir deprem yaşandı 6 Şubat'ta. Burada faaliyet gösteren, yani bu bölgelere uygulanan mücbir sebep uygulaması Ağustos ayında sona erecek. Ben bunun süresinin uzatılmasını, talebini Sayın Bakan'la paylaştım. Bunları uzun uzun anlattım. Bakan dinledi ve benim bakanla paylaşmalarım yani özetleyerek sizin anlattım ama daha detaylı burada bitti. Onun üzerine kendisi genel değerlendirmeler yaptı ve toplantı sona erdi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa sorulara yanıt vermekten memnuniyet duyarım. Yalçın Bey merhabalar. Yeni vergi düzenlemesi özellikle sosyal medyaya yansıyan kısmıyla söylüyorum tabii ki. Yurt dışı çıkış şartlarının harçlarının 1500 liraya ya da 3000 gibi rakamlar konuşuluyor ya da e, garsonlardan e, alınacak, işte daha doğrusu bahşişlerden bir vergi kesintisi söz konusu böyle bir iddialar var. Bunları sorma imkanınız oldu mu, konuşma imkanınız oldu mu? Evet, yani ben e, bu yurt dışı çıkış harcı konusunu gündeme getirdim. Bunun doğru olmadığını, vatandaşın e, seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama olduğunu, e, bu kadar yüksek oranda bir Harcın karşılığını olmadığını ve alınmaması gerektiğini ifade ettim. Ama bu konuda Sayın Bakan'ın somut bir değerlendirme duymadım. Anladığım kadarıyla meclise sunulacak tasarı üzerindeki çalışmalarını henüz tamamlamamışlar. Nasıl bir tasarı geldiğini gördüğümüzde bu konuda. Ama biz bu konunun doğru olmadığını ifade ettik. Özellikle bu sizin bahsettiğiniz bahşiş konusunu da gündeme getirdik. Bunu vergilendirilmesinin doğru olmadığını ifade ettik yani. É fácil. Sibel Mazrek Halk TV. Yeni vergi paketiyle ilgili ben de devamlı bir soru sormak istiyorum. Şimdi basına yansıyan e, bilgilere göre bazı maddelerin çıkartıldığı söylendi. Özellikle işte yeme, gübreye, KDV vergisi, servet vergisi gibi çok sayıda maddenin çıkartıldığı söylendi. Bu vergi paketi taslağından. Buna ilişkin bakandan bir bilgi edinebildiniz mi? Yurt dışı harcı da vardı aslında. İdeaları o yöndeydi. Hı hı. E, var mı bu yeni vergi paketiyle ilgili? Bir, bir evet. E, şimdi ben e, bu özellikle gübre ve yem konusunu gündeme getirdim. E, buralardan alınan e, buralara uygulanan ve sistasının ortadan kaldırılacağına ilişkin e, şeyler e, konuşuluyor diye sordum. Şimdi bu ortakta dolaşan metin biliyorsunuz resmi olarak paylaşılan bir döküman olmadığı için e, ama ben de bu dökümanı atıfta bulunarak söyledim. E, bu konuda net bir e, yani taslak Metinle ilişkin işte bu bizim metnimizdir gibi bir açıklaması yok. Yani meclise geldiği zaman hangi konularda düzenleme olacağını ifade etti. O zaman daha ayrıntılı bir biçimde görürüz. Ama ben o metinle siz de bakmışsınızdır ki notlarımda vardı. Bunları size ifade etmek isterim. İşte mesela yemden yüzde on KDV, gübreden %20 KDV gibi konular konuşuluyor. Buradan beklenen miktarda yaklaşık 34 milyar liralık bir ek vergi olması e, durumu söz konusu. E, ben bunların e, doğru olmadığını biraz önce ifade ettiğim şekilde siz başka yerlerde e, vergi almaktan vazgeçerken zaten çok zor durumda olan çiftçilerin üzerine bu kadar verginin yüklenmesinin doğru olmadığını ifade ettim. Ama tekrar ediyorum. Şimdi bunlar varsayımlar üzerinden e, metin e, mecliste paylaşıldığı zaman, mecliste sunulduğu zaman detaylarını görüp üzerinde e, her bir madde üzerinde daha somut olarak görüş beyan edebiliriz. Evet. Nisanur Yıldırım Anka Haber Ajansı. Ee, Yalçın Bey, asgari ücreti ve emekli aylıklarına zammı Mehmet Şimşek'e ilettiğinizi söylediniz. Tam bu konuda Mehmet Şimşek'in tepkisi ne oldu? Tekrardan şu cümleleri mi e, kuruyor? E, bu ücretlere yapılan zam enflasyonu baskılayacak ve artıracak tezine mi inanıyor hala? Bu konudaki tepkisi neydi? Yani ben asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. Yani böyle artırmayacağız da demedi ama yani benim edindiğim izlenim e, asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu mutlaka artırılması gerektiğini ifade ettim. Evet, bu sol taraftaki arkadaşlar önceden el kaldırıyor, haksızlık olmasın. Yalçın Hocam, kamuda tasarruf tedbirleri geçtiğimiz haftalarda gündemi meşgul etmişti. 100 milyar liralık bir tasarruftan da söz ediliyordu. Hiç gündeminize aldınız mı? Ee, bakan bunun çıktılarına dair herhangi bir şey söyledi mi? Hayır, o konuyu konuşmadık ama e, kamuda tasarruflar konusunda biz CHP olarak daha önce görüşlerimizi ayrıntılı olarak paylaştık. Ama bugünkü e, görüşmede o konu gündeme gelmedi. Efendim Fırat Irmak, Nava Haber. E, emeklilerle ilgili e, maaş durumunu dile getirdiğinizde, yani bize aktarabileceğiniz sayın bakanın size bir geri dönüş oldu mu? Örneğin en düşük emekli maaşının artırılması ya da işte belirttiğiniz gibi e, enflasyon farkı ve yasada olanın dışında bir ekstra zam yapılmasını söylediğiniz zaman herhangi bir tepkisi oldu mu? Ne dedi yani? Biz bunun bir zorunluluk olduğunu tekrar tekrar defaten ifade ettik. Yani Türkiye'de bugün insanların bu kadar düşük emekli aylıklarıyla geçitmesinin bu kadar yüksek enflasyon ortamında mümkün olmadığını, dolayısıyla buradaki iyileştirmenin iyi derecede yapılmasını, enflasyon oranına ilişkin biraz önce kısaca aktardım eleştirilerimizin olduğunu, gerçek enflasyonun bundan biraz daha farklı olduğunu ifade ettim. Dolayısıyla artışın e, enflasyon oranıyla sınırlı kalmamasını, çünkü bu reel anlamda bir artışa tekabül etmeyeceğini, bunun üstünde yapılması gerektiği konusunu ifade ettim bakan dinledi. E, muhtemelen e, işte biz de takipçisi olacağız yani e, ne yapacaklarını beraber göreceğiz. Yaçın hocam DV Türkçeden Gülsen Solaker biraz önce siz de bahsettiniz aslında ben de tam onu soracaktım. Siz tabii nezaketiniz gereği Sayın Bakan'ın belki bazı dediklerini aktarmıyor olabilirsiniz ama saat e, 4 saat sürünce görüşme hani biraz böyle gazeteciler biz kendi aramızda belki karşılıklı bir diyalog şeklinde mi sürdü bir ilerleme olur mu diye düşündük. Ama anladığım kadarıyla bize verdiğiniz bilgilerden siz daha çok aktarmışsınız ve Sayın Bakan dinlemiş ve çok fazla böyle detay ilişkin yorum yapmamış diye anlıyorum. Şimdi ee, şöyle şöyle ifade edeyim. Biz iktidarla bir ekonomi programı üzerinde çalışmadık. Tekrar ediyorum. Biz iktidarla bir ekonomi programı üzerinde çalışmadık biraz önce ifade ettiğim dört ana başlığı daha detaylı olarak Sayın Bakan'a ifade ettim. Ben burada size özetleyerek aktardım ama biraz daha somut verilerle bunları Sayın Bakan'la paylaştım. Dolayısıyla görüşmenin uzun sürmesi, tabii mülkiyeden de ortak kısım var. Başlangıçta da biraz yani ekonominin dışında sohbetimiz de oldu tabii onun da etkisi var. Ee, Sayın Bakan, işte bazılarına yanıt verdi. Kendi ekonomik programlar hakkında kısa bilgiler sundu. Ee, ama ben uzun uzun beklentilerimizin ne oldu? Beklentilerimiz derken sadece kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, yani, bu halkın beklentisinin ne olduğunu ifade ettim ve bu beklentilerin karşılanmasının bir zorunluluk olduğunu e, Sayın Bakan ifade ettim. Tekrar diyorum, biz bu sürecin takipçisi olacağız. Yani biz gittik sorunları anlattık işte e, görevimizi tamamladık değil nasıl adım atacaklarını hep birlikte izleyeceğiz bundan sonraki süreçte de. Eğer halkın sorunlarına çözüm olmayacağını düşündüğümüz düzenlemelerle karşımıza çıkarsa biz bunlara da şiddetle itiraz edeceğimizi yüksek sesle ifade edelim. Yani biz sürecin takipçisiyiz. Yıldız Yazıcıoğlu gazeteci, e, Yalçın Hocam şimdi e, Gülsen'in de işaret ettiği gibi görüşme adabı uyarınca siz Bakan Bey'den bize bir cümle vermemek ısrar ediyorsunuz. Biz de o cümlenin peşinde olmakta ısrarcı oluyoruz. En azından e, Sayın Bakan kamuoyunda kendisinin daha çok zenginlerin bakanı olarak ve zenginlerin ekonomisini iyileştirmek üzere çalıştığı yönündeki eleştirileri sizce görüyor mu? sizin emekçilerin, çalışan kesimlerin, çiftçinin dertlerini aktardığınız noktada en azından bize aktarabileceğiniz, empati kurduğunu gösteren bir ifadesi oldu mu? Birinci sorum bu. İkinci sorumda bir diğer başlıkta kiralardan da stopaj vergisi alınması meselesiydi. Kiralar ev sahipleri açısından ve kiracılar açısından yükselmeye devam edecek mi? Bunun nasıl bir sinyalini aldınız? Teşekkürler. Şimdi Yıldız Hanım önceki şunu ifade etmek isterim. Edindiğim izlenme falan değil, icraatlarına bakacağız. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki dönem dediğim gibi çok yakın tarihlerden bahsediyorum. Temmuz ayı geliyor işte emekli aylık artışları, asgari ücret konusu gündem olacak. İma ettiklerinden değil, biz yaptıklarından sorumlu tutuyoruz. Ve yapacakları aslında bakış açılarının neye tekabül ettiğini çok somut göstergesi olacak. Biz bunları çok yakın bir biçimde ifade edeceğiz. Ama tekrar ediyorum, şu konuyu çok açık bir biçimde defaten ifade ettim. Türkiye'de vergide, ada, yani asgari ücret, emekli tarım konusunu detaylı konuştuğum için vergi kısmına atıfta bulunarak söylüyorum. Vergide adaletin sağlanması gerekir. Bugün vergi ödemeyen değişik gerekçelerle, istisnalarla, muafiyetlerle geniş kesimlerin olduğunu, Bunların vergilendirilmesi gerektiğini mutlaka söyledim. Sayın bakan da e, vergide adaleti önemsediğini ifade etti yani öyle söyleyeyim. Ama e, tabii meclise gelecek buna ilişkin e, tasarıya bakmamız lazım. Burada ortaya çıkacak metin aslında kimi ne kadar önceliklendireceklerini gösterecek. Yoksa benim bugün bir algı edinmemin çok bir anlamı yok. Biz sonuca bakarak bu konuda değerlendirme yapacağız. O da tasarım meclise geldiğinde daha net bir biçimde görebiliriz. E, Yalçın Hocam, Pardon, bu taraftayım. <laughs> Gökçen Tuncar, Ekotürk TV Ankara temsilcisiyim. Ben de esasında biraz paralel bir sorum olacak. Çünkü şöyle bir cümleniz oldu başta. Dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük dediniz. Tam olarak hangi sebeple böyle bir izleniniz oldu? Esasında birazcık daha sormak istediğimiz şey o. Hatta bu cümleniz yani bu görüşmelerin tıkandığı anlamına mı geliyor yoksa devam edecek mi? Takipçisi olacağız dediniz. Bu aynı zamanda şu anlamı da mı geliyor? İşte belli aralıklarla bilgilendirme toplantıları da mı olacak? Bu benim birinci sorum bu. İkincisi de gri listeyle ilgili, gri listeden çıkmayla ilgili bir gündem geldi mi masaya? Şimdi... Bu dört ana başlık vatandaşa çıkacak e, fatura e, çerçevesinde şimdi ben şunu beklerdim yani hakikaten e, ya bu görüşmenin kamuoyunda yakından takip edildiğini biliyorum. Biz çok somut taleplerle gittik. Asgari ücret artırılmalı. Nokta. Bu pazarlık konusu bile değil. Ben ya e, Sayın Şimşek de iktisat eğitimi almış bu kadar düşük bir asgari ücretle geçirmenin mümkün olmadığını bileceğini tahmin ettim birisi evet bizim bu yönde hazırlıklarımız var demesini bekliyordum. Ama öyle bir açıklama duymadığım için somut bir biçimde o yüzden biraz önce kurduğum cümleyi kurdum. Emekli aylık artışları konusunda da benzer durum söz konusu. Oysa bugün Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısının asgari ücret ya da komşu ücret olarak adlandırılan ücrete mahkum edildiğini dikkate alırsak bu konunun tüm toplum kesimlerini çok doğrudan ilgilendirdiğini. Ben şimdi özetleyerek görüşmeyi anlattığım için bu, bunlardan bahsettim. Türkiye'de çalışanların büyük bir kısmının %50'sinden fazlasını... asgari ücret ya da ona komşu ücretlerden oluştuğunu. Dünyanın hiçbir yerinde yani en azından benzemeye çalıştığımız ülkelerde ya da bize benzer ülkelerde böyle oranların olmadığını. Diğer ülkelerde asgari ücretin bu kadar konu bile olmadığını. Çünkü işte en yükseldiği bile yedi 8 civarında toplam çalışanlar içerisinde pay olduğunu, dolayısıyla asgari ücretin norm ücrete dönüştüğünü, bunun da değişmesi gerektiğini ifade ettim. Ama şu anda mevcut durumda bunlar alındığı için buradaki artışın hem ekonomik bir zorunluluk olduğunu, hem de insani olarak yani insanların ne kadar zorlandığını biliyoruz. Bunu Sayın Bakan ifade ettim. Atacaklar adımlara bağlı. Yani biz bu görüşmeleri sadece görüşmüş olmak için değil, biz bugün doğrudan Sayın Bakan'a ifade etme imkanını bulduk, ona ifade ettik. Bundan sonraki süreçte alacakları kararlardan göreceğiz. Eğer bu konuda somut adımlar atarlarsa, bu görüşmelerin sonuç doğurduğunu biz de gözlersek görüşebiliriz. Ama onun dışında, yani hadi bir araya gelelim gibi en azından bizim bir düşüncemiz yok. Maalesef e, o konu e, konuşmadık ama bunu şununla ilişkilendirebiliriz yani bunu tekrar ifade etmek isterim bu kom, kamuoyunun mutlaka bilmesi gereken bir konu bu vergi cennetleri listesinin mutlaka ama mutlaka yayınlanması gerekiyor 18 yıldır bunu yayınlamıyor Olmanın gerekçesini ben anlayamıyorum yani işte sizin vergilerin düşük olduğu ülkelere transfer edilen parayı vergilendirmemek istemiyor Olmanızın savunulabilir bir tarafı yok. Yani kamuoyunda bu konuda baskıcı olması gerekir. Dolayısıyla bu konuyu gündeme getirdim ama sizin doğrudan ifade ettiğiniz şekilde değil. Buyurun. Erhan Baydar. Siz beklentilerinizi Sayın Bakan'a ilettiniz. Sayın Bakan'ın sizin ilettiğiniz beklentilere karşı bir tanesi ya da hepsiyle ilgili bir cevabı oldu mu? Bundan sonra sizin ilettiğiniz beklentilere karşı AKP'den toplu bir açıklama bekleyelim mi? Yoksa meclise sunacakları tasarı size verdikleri cevap olarak algılanabilir? Şimdi e, bazılarına Sayın Bakan yanıt verdi. Yani e, yanıt verdi derken şöyle o konudaki görüşlerini paylaştım Ama ben bunlara katılmadığımı somut veriler üzerinden de ifade ettim. Yani onun detayına e, girmek çok doğru olmayabilir. İşte asgari ücretin artışının neden zorunluluk olduğunu biraz önce size ifade ettiğim şekilde. Emekli aylık artışlarının neden zorunlu olduğunu e, ifade ettim. E, dolayısıyla böyle veriler üzerinden de bir e, karşılaştırmamız oldu. E, öyle ifade edeyim. Şimdi vergi konusunda, e, tabii vergi konusunda somut bir metne sahip olmadığımız için, yani şimdi ortalıkta dolaşan e, ve sahibinin kim olduğu veya en azından sahipsiz bırakılan metin üzerinden tartışmanın çok doğru olmadı ama oradaki bazı maddeleri atıp da Fakat Sayın Bakan'a şunu ifade ettim, yani bunu açıklıkla söylemek isterim. Vergi kanunu temel kanunlardan bir tanesidir. Vergi kanunlarında yapılacak değişiklikleri böyle biz hazırlayalım, meclise sunalım, alalım 6 saat içerisinde geçsin ya da bir metin vardı bu sızdırıldı aman kamuoyu duymasın filan gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını eğer vergi kanunlarında bir değişiklik yapılacaksa bu değişikliğin tüm tarafların görüşünü açılması. Temel kanun dediğimiz şey böyle hazırlanır. İşte örneğin meslek örgütlerinin iş Örgütlerinin ya da işçi örgütlerinin, işveren örgütlerinin, akademisyenlerin, konunun uzmanlarının görüşüne açılıp buradan gelen geri dönüşlere bağlı olarak toplumsal refahı en çoklayacak sonuç ne olacaksa işte orandır, kim vergilendirecek, ne kadar vergilenecek konusunun bu şekilde belirlenmesi gerektiğini, demokratik ülkelerde bu süreçlerin böyle işlediğini, dolayısıyla... İşte bir metin var. Meclise sunduk. İşte ertesi günde geçti ya da birkaç gün sonra geçti uygulamasını. Bizim kabul etmediğimiz. Bunu aynen ifade ettiğim için sizinle de paylaşıyorum. Bir uygulama olduğunu Sayın Bakan'a söyledim. Vergi kanunu gibi temel kanunların torba yasa şeklinde düzenlenmesinin doğru olmadığını ifade ettim. Bunların doğrudan temel kanun gibi getirilip ama böyle işte acilen bizim paraya ihtiyacımız var ya da şuraya nasıl müdahale edebilir şeklinde değil kalıcı bir biçimde Türkiye'de vergi adaletini sağlayacak zenginin yüksek miktarda yüksek oranda yoksulun ya da düşük gelirlinin düşük oranda ya da hiç vergilendirilmemesini sağlayacak düzenlemelerin kamuoyla şeffaf bir biçimde tartışılarak yapılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade ettim. Ama maalesef üzülerek görüyoruz. Bunu bakanlarda ifade ettim. AKP iktidarında temel kanunlarda bile değişiklik böyle bir yıl torba kanunları içerisinde serpiştiriliyor. Işte hızlıca ilgili komisyonlardan geçiyor, bir gece yarısı genel kurulu iniyor, orada kabul ediliyor. Bunun doğru olmadığını, demokratik tahammüllere uygun olarak bu tür süreçlerin katılımcı bir biçimde yönetilmesinin zorunluluğunu ifade ettim. Umarım e, meclise eğer bir taslak gelecekse e, bu taslağın e, kamuoyunda e, yeteri derecede tartışılmasına imkan verecek şekilde e, kamuoyuyla paylaşılması uygun olurdu diye düşünüyorum. Şimdi bakın, şöyle bir anlayışı biz kategorik olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak reddediyoruz. Biz bunu yapıyoruz, değil. Biz her alanda mücadele ediyoruz. Masada varız, sokakta varız, meeting alanda varız, parlamentoda varız. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanım Sayın Özgür Özel arasında iki görüşme gerçekleşti. İlk görüşme 2 Mayıs tarihinde gerçekleşti. İlk görüşmeden sonra biz çok büyük bir emekli mitingi yaptık. Pek çoğunuz da onların takipçisiydiniz. Yani biz görüştük bir bakalım ne yapıyorlar değil. Biz hem görüşlerimizi doğrudan ifade ediyoruz ama aynı zamanda da alanda, sahada, sokakta, mecliste bunun mücadelesinde paralel bir biçimde. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Yani bir görüşelim bakalım ne yapıyorlar ondan sonra değil. Biz bunları paralel olarak götürüyoruz. Çay mitingi yap Buğdaya ilişkin miting yaptık. Atanmayan öğretmenlere ilişkin miting yaptık. Hepinizin bildiği gibi bu hafta sonu 30 Haziran'da Gebze'de geçinemiyoruz, mitingi yapıyoruz. Bu, bu görüşmeden sonra değil, biz zaten bunun hazırlığını birkaç haftadır yapıyoruz. Dolayısıyla biz müzakereyle mücadelenin birbirinin alternatifi olduğunu düşünen değil. Bunları bütünleştiren bir yaklaşımla e, konulara yaklaşıyoruz. Dolayısıyla biz alandayız, meydandayız, tarladayız, çay bahçesindeyiz, işçilerin bulunduğu fabrikalardayız. Onların haklı taleplerini, bizim katıldığımız talepleri her formda, her şekilde yüksek sesle dile getirmeye ve sonuç almaya devam edeceğiz. Evet, anladığım kadarıyla sorular tamamlandı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.